Efendim kum saatini gördüğümüze göre sırada bir grafiğimiz var. Grafiğimize başlamadan önce ben bugünün hashtag'ini tekraren hatırlatmak istiyorum. Yeni bir başlangıç başlığı altında 2022'den 2023 e artık son düzlükte giderken 2023'ün 2022'den daha iyi olabilmesi adına öngörüleriniz, fikirleriniz, görüşlerinizi yazın. Canlı yayında okuyacağım. Şimdi asgari ücretle ilgili bir e, grafiğimiz olacak. Dedi ki manşeti şöyle attım. Ücret zaten asgari. Adı üstünde adıyla müsemma bari zammı azami olsun ki insanlar bir nebze dar gelirliden başlayarak çünkü bir e, ne diyelim e, hakikaten temel teşkil ediyor asgari ücret. E, insanlar rahat bir nefes alabilsinler. Geçtiğimiz yıldan başlayarak şöyle bu yılla mukayeseli biçimde asgari ücretin ne olabileceğine dair bir senaryoyu gündeme getirelim. Geçen yılki zammın 16 Aralık'ta netleştiğini editörüm Yakup Sağlam bana hatırlattı. %50 seviyesinde bir Zam söz konusu olmuştu ve e, bir düzenleme yapılmıştı. Ama totalde bakıldığı zaman geçtiğimiz yılın düzenlemesi totalde asgari ücret zammı Hani yıllık enflasyon, e, aylık enflasyonların toplamı sonucunda belli olur ya. iki düzenleme olduğu için geçtiğimiz yıl asgari ücrete total zam %50'nin epey üzerinde gerçekleşti. Hatta %30 seviyesindeki Temmuz ayı düzenlemesi e, bir... E, makro ölçekte daha üst ölçekte bakıldığı zaman açıkçası %80'in de üzerine çıkmış oldu. Çünkü oranlar değişti. Geçtiğimiz yılın toplam %80'lik zammına yakın bir beklenti söz konusu. Her ne kadar Türk İş Başkanı Ergün Atalay açılışı kırmızı çizgiyi efendime söyleyeyim 700 7785 TL'den açlık sınırı olarak Türk İş'in kendi yaptığı araştırmaya göre belirlemiş olsa da ama dediğim gibi beklenti yüksek öyle de olmak durumunda. Şimdi 20 Aralık'taki e, zammın üzerine yenilerini koymak gerekecek tabii ki. E, bu bu sefer açıkçası e, yani 16 Aralık geçtiğimiz yılki 16 Aralık görüşmelerindeki %50'lik zammın üzerine bu 20 Aralık'ta yeni zammı e, daha belirgin bir şekilde e, koymak gerekecek ki bir tatmin sağlansın. Şimdi bir diğer temel meselelerden biri aslında asgari ücret zammını işlevsiz kılan faktörlerden biri. Geçtiğimiz yılda maalesef öyle oldu. Hemen piyasada bir asgari ücret zammı senaryosu gündeme geldiği vakit bütün etiketlere marketlerden başlayarak hatta bildiğimiz klasik işte su damacana su fiyatına bile e, zam gelmiş idi süreç öyle devam etti. Adeta akbaba gibi piyasa. Madem asgari ücrete zam geliyor. Kendi maliyetlerinde hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Ama ben de fiyat koyayım diye asgari ücretlinin gördüğü rahat bir nefes alma ihtimali ne? E, ihtimalini ortadan kaldıran kesimler olmuştu. Fırsatçılar olmuştu. Marketlerde de yaşandı. Dediğim gibi damacana suda hemen her sektörde de yaşandı. İşte bu kısır döngüden çıkmak lazım. Asgari ücret e, piyasaya işte alışverişi artıracak veya zamlarla beraber piyasaya hareket getirecek bir olay değil. Asgari ücret bir adı üstünde. Asgari geçim sağlayan bir konu açıkçası. Bir değer. Bu değeri daha da aşağı çekmemek için fırsatçılara fırsat vermemek gerekiyor. Bu konuda devletin üzerine düşen de var. Fırsatçıların bu konuda tabi çok denetim yapıldı. İstenen sonuçta alındı mı? Alınmadı açıkçası ama işte bu boyuta da önem vermek, dikkat çekmek gerekiyor. Peki, tek kurtaran formül ne olur bu sene açıkçası? Şimdi 20 Aralık'ta salı günü işçi işveren temsilcileri hükümetin moderasyonunda öyle söyleyeyim bir araya gelecek ve bir zam oranı açıklanacak. E, spekülasyon yapmak istemiyorum ama beklentiler hakikaten yüksek. Şimdiki 5500 seviyesine efendim %80'in üzerinde geçtiğimiz yılın totalinin üzerinde bir veya o seviyede bir artırım yaptığınız zaman zaten 10 bin seviyesine vesaire yaklaşıyor. 9 bin, 8 bin 500 yönünde beklentiler var. 7,5 diyenler var. Fevkalade düşük açıkçası. Fevkalade düşük. Mart'taki düzenlenmeye de güvenerek biraz böyle işte %50-60 seviyesinde kalsın gibi düşünenler de var. Mart ayındaki beklentiye endekslemeden bu düzenlemeyi mümkün olduğu kadar azami tutup ondan sonra Mart'taki düzenlemeyle asgari ücretliği rahatlatmakta fayda var. Son olarak EYT ile ilgili de bir değerlendirme daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan seyahati dönüşü yaptığı açıklamayı da hatırlatmak istiyorum. Uçakta gazeteci olarak EYT sorusunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ben yönelttim. O 12 Aralık kabinesindeki olumsuz hava açıkçası Ocak ayına kaldı mecliste düzenleme vesaire gibi bir havanın söz konusu olmadığını bu sene sonuna kadar EYT meselesinin tıpkı asgari ücret gibi asgari ücreti de kendisi gündeme getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Masadan kalkacağını söyledi EYT'lilere biraz daha sabırlı olmaları yönünde telkinde bulunmaya devam ediyoruz. Bu sabrın sonu selamet efendim. Devam.